Yav yav ayağım başıma kaşıntılar geliyor. Geceye giriyoruz. Uyuma yaklaşıyor. O yüzden... Orada kedilerle köpeklerle oynaşıyorlar. Kanalı yerinde. Elinde tasma. Daha önce hiç görmediğim bir tip. O yüzden buyurun köpeğini koşturuyor orada. Hepsinin oynattığı yerde parazitlerini döküyor. Ve frekans yapıyor. İşaretlediği yerin orada, çünkü kanallar çekiyor. Bütün gece nöbetleşe böyle geliyorlar oraya. Şimdi beni gördü gitti. Evet, bunların hayvanlarında kesinlikle bir şeytanlık var. Böyle başımda tüm... Başımda, ayaklarımda kaşıntılar. Hemen anladım. Bir bok var. Bok kokusu da geldi zaten odaya. Sıçtırdı oraya. Ve köpeğini koşturuyor. Fuat Ağabey'in askeri. Bütün gece böyle nöbetleşe geliyorlar. Burada parazitlerini döküyorlar. Sıçtırıyorlar. Kabus kaldırıyorlar. Akbaba paspas emriyle. Bunu da ekleyeyim. Düşünün. Aynen o yerde böyle kaşıntılarla açtım. Ankara'dan gelen bir avukat kız ileri geri gidiyor oradan. Buradan uyardım dedim, hanımefendi gider misin, bize burada rahatsızlık kaşıntı sokuyor. Duymazdan geldi ileri geri. Sonra hayvan kovma aleti aldım, çıktım oraya. Bir yakama yapıştı böyle, savunmuyordu. Sürükledim onu kapıya kadar. Çektim, judo biliyordu galiba. Sonra kapıyı aramıza aldım. Kendini yere attı. Sonra polis geldi. Polis beni götürürken biz de telefon ettik polise, çünkü kapımızda bunları güden şeflerden biri, TV8 aşçısı, iki köpeğiyle omuzuma saldırdı. Sonra polis aldı beni götürürken o aşçının devasa köpeğinin altına yattı böyle şeylerle, çirkinliklerle, anlarsınız ya. Ondan sonra dava oldu. O dava yüzünden istedikleri zaman hakim kararı çıkartıp beni içeri attırdılar. Aynen oradan parazitleri gönderiyordu. O yüzden ağaçları işaretledi. Fuat Avni Akbaba ve Özdemirler. Tüm İstanbul'un sabetay satanist köpekleri oraya gelip sıçmıştır ve ileri geri böyle gitmiştir. Gece boyu devam edecekler.